inşaatın yüksek olmasını ben yine de sebepler açıklamam. Azerbaycan'ın spesifik olarak elde ettiğim gelirlerden istifadenin şartlarının kendilerinde. Gelirlerin gelirli sektörüne yönelik. Gelirli sektörünün durumunun bir sokakası izlemesi. Öyleyse Azerbaycan istifadenin geleceğiyle alakadar olarak istifadenin gelirli. Mesela istifade ederek burada gençler arası bir eski gelmedecekler Azerbaycan'ın inşaatı olarak nasıl bu makalede müeyyen istikametler tamamıyla düşünün olarak verilmiş. Dünyada 200'den asıl ölçüler. Dünyada çok sayıda net tahsil eden ülkeler var. Ama net tahsil eden, Azerbaycan'dan da çok net tahsil eden ölkelerin ekseriyetinde bile bir dinamik veriyor. Ne için Venezuela, Kenya, Nigeria ve diğer ülkeler bakmayarak uzun illerde net tahsil edilirler. Ama adam başına düşenleşme miktarına göre, yoksulluğun seviyesine göre, ölçeler insan kapitalının insan inşaat indeksine göre en akıllıcı yerlerden birinci olur. Ne için? Sebep bundan ibaret ki bu ölçüler özlerinin inşaat madenleri olmuş. Bu ülkelerde ıslahatlar sistemine kalırlar. Makalede gösterilen rakamlar gösterir ki Azerbaycan'ın inşaat madeni sistemli yanaşmanın neticesidir. Özler devlet tarafından hazırlanmış indir stratejisinin uğurla değerlaşması. İktisat ıslahatları, siyasi ıslahatları, hukuk ıslahatları başka bir şekilde aparılmasının mentiği neticesidir. Bugün Azerbaycan çok global maliye böhranı ile alakalı olarak benim çok yaşlı hatalar gösterdim. Böhranın sebepleri Azerbaycan'da dünya böhranına, Azerbaycan global maliye böhranının Azerbaycan iktisadiyatının tesirli meyyeniden amirleri açıklar. Aynı zamanda bu amirlerin aradan kaldırılması istikametinde görülen tedbirlere nasıl edildi. Azerbaycan, o Adam Smith'in görünmez el iktisadiyatı idare edilir formülasını bir memalı şeklinde kabul etti. Azerbaycan, arasıyı yıkıp ayıp işgal olunur. Bence bunu yıkıp ekspertler, bence ekspertler dinlemirler. Ama Azerbaycan, bu madeni milli maraqları nezere alarak devletin optimal seviyeli iktisadiyatı iştirakını temin etmekle meyilleştirir. Çok danışmalı olarak bilirim ki bu iki makalede Azerbaycan'ın geleceğini değerli insanlar tarafından tehdit edilmesi için çok büyük bazı yazılır. Ben mevcutta de onun meslekçilerine de teşekkür ederim ki genç iktisatçı Azerbaycan yazılırlar, dünyada baş veren prosesleri, kalitim kıymetlendirir. Azerbaycan'ın geleceğe hedeflenmiş stratejisi değerli istikametleri bayağı çok değerli kandidat bir araştırmamızı. Ben bu tedbirin geçirilmesinde iştirak eden bütün insanlara, bizim kariyerine teşekkür ederim ki bütün makaleleri ortaya çıkarmakla bize amaçlılık yararlı ki Azerbaycan'ın dinamik keyfiyeti inşaat meselesinde olan Azerbaycan'ın aktual problemlerini tebrik etmek için bize güçlü bir mücadele yarattı. Çok sağ olun Gülşen Hanım. Benim için bugün büyük bir şereftir. Buradan böyle özel bir tedbirde iştirak etmek ve gençlerle ünsiyette olmak. Bugün Azerbaycan'da kendimiz çok yüksek seviyede öz kabiliyetlerini nümayiş ettirmek imkanlarını kazandı. Ve bu bütün sahelerde özünü göstermektedir. Hem medeniyette, hem idmanda, hem siyasette, hem bugün en güzel ve en vacip meselelerden biri olan yazı ve yaratıcılık sahasında. İnsanın fikrinin ve ümumiyyətlə bir şəxsiyyət kimi formalaşmasının əsasını təşkil edən yazı qabiliyyətidir. Və ümumiyyətlə Azərbaycanda belə bir bu istiqamətdə təşkil olunmuş müsabiqələr, fikir mübadilələri çox xeyirli, çox vacib olan bir məsələdir. Ona görə ki, sözlə deyilən məsələlər biraz keçəndən sonra yandan da çıxa bilər. Tədqiqatçılar
dedik, müeyyen edildiler ki her bir muazereden sonra, her bir fikir mübadelesinden sonra yalnız 7-10 faiz deyilen sözler insanların yaklaşımında kalır. Ancak yazılmış söz, hususiyle mentikle yazılmış söz, ebedi kalır. Ve sonra gelecek fikirler için yeni esaslar yapar. Bugün Azerbaycan'da söz medeniyetinle yanaşı, yazı medeniyetinin formalaşması görülmektedir. Bu belki de en vacip olan bir meseledir. Hiç de tesadüf değil ki dünyanın bütün üniversitelerinde iki ihtisas, daha doğrusu iki fen mütlak tedris olur. Art of reading and art of writing. Özü de art of writing. Bu hiç de tesadüf değil. Ben çok isterdim ki Azerbaycan'ın da üniversitelerinde böyle bir fen mütlak tedris olur. Ona göre ki yazı kabiliyeti insanın ümumi tefekkür seviyesini eks ettiren bir mesele. Bugün bizim gençler öz yazılarıyla, öz fikirlerinle bunu sübut ettiler. Yazılar doğrudan da çok güzel, çok mentiklidir, yüksek seviyelidir. Dünya standartlarına uygun olan yazılar. Ve bilirsiniz bu yazılara kafanda çok maraklı bir siyeti biz o yazıların içerisinde görüyoruz. Mesela için burada yerleşen çok hürmetli bizim şahslarımız var, milletvekillerimiz var. Asim Mervin buradaydı, Rasim Mervin buradaydı, hürmetli milletvekilimiz Fuat Mervin buradaydı. Ben de bir yerde neçe defa böyle bir müsabakalarda iştirak eden Reyhan Hanım buradaydı. Ve biz bir neçe iller bundan evvel müşahede etmiştik ki yazılarda Azerbaycan'ın problemlerini eks ettirerek biz o problemlerin içerisinden Azerbaycan'ın ne derecede çetin vaziyette olduğunu eks ettirdik ve misal için nasılsa bir yol aktararak nece bundan çıkmak mümkündür. Azerbaycan'ın vaziyetini çok ağır tahlil edildik ki bak blokada içerisindedir. Azerbaycan iktisadi noktayı nezerden hem inkişaf etmeyen bir ülkedir. Bu iktisadiyeti nece inkişaf ettirmek lazımdır? Ziyad Mervin Bey'in çok güzel değildi. İndiki yazılar okuyanlar artık tamamıyla başka ağla var. Güçlü ülkenin siyasetini formalaştıran bir yazıların biz şahidi olduk. Güçlü harici siyasetin ne şekilde aparılmasının biz şahidi olduk. Hansı formada beynalxalq əlaqələri təşkil etmək lazımdır ki, güclü Azərbaycan artıq öz nüfuzunu daha da yüksək səviyyədə regionda tətbiq etsin. Heç kim üçün sirr deyil, bu saat beynalxalq münasibətlərdə, xüsusilə bu regionda Azərbaycan aparıcı bir rol oynayır. Artıq biz, burada qeyd olunduğu kimi, baxmayaraq ki, problemlər içərisində, yəni işğal altında olan bir ölkəyə, 1 milyona yaxın qaçqını olan bir ölkəyə, ancaq bununla yanaşır, ən güclü iqtisadiyyətə malik olan bir ölkəyə, ən yüksək səviyyədə iqtisadiyyəti inkişaf etdirən regionda və dünya ölkələri içərisində ölkəyə. Bax, bu fikirlər, bu xüsusiyyətlər çox gözəl özünü yazılarda əks etdirməyə başlayır. Və mən sizə deyə bilərəm ki, həmən yazılarda gənclik tərəfindən yeni, yeniləşmiş beynəlxalq münasibətlərin cizgiləri özünü göstərməyə başlayır. Bu bir. İkincisi isə çox sevindirici bir hal. Bu yeni beynəlxalq münasibətlərin Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti İlham Əliyevin apardığı siyasətlə üst-üstə eyni istiqamətdə düşdüyü müşahidə olur. Misal üçün, dünən biz hamımız çox diqqətlə Azərbaycan Respublikasının